Öyle olmaz. İslam ortadadır, cemiyet de ortadadır. Bakın bir İslam'a, bir de cemiyete verin hükmünüzü. Neyse o. Geçiyoruz. Efendiler, bakın mesela لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ بَدَيْعُ السَّنَائِ namında mühim bir Hanefi fıkıh kitabı var, oradan aldım bu hükümleri. Hamam, biliyorsunuz hamam tabiri kullanıyoruz, şimdi banyo diyorlar. Banyolara sadece hamam kaydı kafi değil, denize, denizlere, kaplıcalara, hamamlara, banyolara heştimalsiz giren, dikkat edin, yedhulu bi mizerin veya bi gayri mizerin, izarsız, heştimalsiz hamamda yıkanan, heştimalsiz demek, diz kapağıyla göbek arasını örtmeden, biliyorsunuz mezhebi Hanefi'ye göre bir erkeğin avret mahalli diz kapağının iki parmak altından göbeğine kadar olan bölgedir. Bu bölgeyi diz kapağıyla göbek arasını baştan başa o bölgeyi kapatmadan denizde yıkanan, hamamda yıkanan, kaplıcalarda böyle kalabalık insanların arasında yıkanan Müslüman günahkardır, haram işlemiştir, cehenneme gidecektir. Mesela açık. İşte bu günahı işleyen diz kapağıyla göbek arasını örtmeden, örtünmeden hamamda yıkanan Müslümansa, bu Müslümanın şer'i mahkemede vallahi şahitliği kabul değildir. Buyurun. Nereye gidecek bu hadise Müslümanlar? Nereye varacak kardeşlerim? Nasıl olacak bu işler? Hocam sen neden bahsediyorsun diyeceksin. Ben İslami kitapların, dini kaynakların hükmünü bildiriyorum. Cemiyetin gidişatını siz benden iyi biliyorsunuz. Efendiler, efendiler, İslam hükmünde ve hukukunda erkekler şöyle dursun, kadınlar, bir Müslüman kadın, öbür Müslüman kadının diz kapağından yukarısına, bir santim yukarısına gözü ilişir bakarsa, o açık olarak vücudunu diz kapağından yukarısını gösteren kadın da, o kadının diz kapağından yukarısına bakan Müslüman karı da, ikisi de vallahi cehennemlik olurlar. Kadın kadına. Sen neden bahsediyorsun kadın? Ve bunlar İslami mahkemelerde şahitli kabul edilmez. İslam hukuku söylüyor bunu, ben söylemiyorum.